Bu hafta konuğumuz Sakıp Sabancı Müzesi Konservasyon Yöneticisi Nurçin Kural Özgörüş ile Görünenin Ötesinde Osman Hamdi Bey sergisini konuştuk. Nurçin Hanım merhaba, Poster'e hoş geldiniz. Merhaba. Bugün çok farklı bir sergideyiz. Görünenin Ötesinde Osman Hamdi Bey sergisindeyiz. Tabii ki Osman Hamdi Bey'in eserlerini bilmeyen yok. Ama bu sergi çok farklı bir şekilde sunuluyor ziyaretçilere. Peki bu sergiden bize biraz bahsedebilir misiniz? Çok doğru, çok doğru bir bakış açısı. Bu hakikaten Osman Hamdi Bey eserlerini bambaşka bir görünenin ötesinde bir bakış sağlayan bir sergi evet. oldu. Görünenin ötesinde dememizin sebebi şu ki esasında çıplak gözle göremediğimiz çok fazla bilgi içeriyor evet. bu tablolar. Biz bunları açığa çıkarmaya çalıştık. Bilimsel bir araştırma bu. Hem konservasyon çalışması hem de bilimsel testlerin, analizlerin üzerinde uygulandığı bir çalışma. Elbette ki bu sergiyi düzenlerken çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü bilimsel araştırmaları sunmak bir sergi içerisinde esasında çok zor. Çünkü sadece bilimsel insanlara değil, bilim adamlarına değil, toplumun her kesitinden kişilere, ziyaretçilere evet. açık, her türlü yaş seviyesindeki kişilerin anlayabileceği şekilde bir sunum hazırlamak çok önemli burada. Dolayısıyla bu sergi 6 tablo üzerinde gerçekleşti ve bu 6 tablonun odağında Osman Hamdi Bey'in kullandığı boyalar, kullandığı teknikler açığa çıktı ve görünenin ötesinde bir takım bilgileri sunmak üzerine tasarlandı. Biraz araştırmalardan bahsedebilir misiniz? Mesela X ışını görüntülemede neleri görüyorsunuz? Nasıl evet. bir analiz ediyorsunuz? X ışını görüntüleme tekniği esasında halk arasında röntgende dediğimiz evet. tam tamına aynı cihazlarla yapılan bir teknik. Bu görüntüleme... Neleri görmemizi sağlıyor röntgen? Röntgen... Resimlerde, sanat eserlerinde. evet, röntgen şunu esasında röntgen tıptan kullanıldığında vücuttaki ağır metalleri yahut diğer metalik bileşenleri ortaya çıkarmak üzerine geliştirilmiş evet. bir tekniktir. O yüzden de mesela bacak röntgeni çektiğimizde bolca kalsiyum metali içeren kemik dokuları beyaz olarak parlar. Evet. Fakat diğer organik bölümler, vücuttaki kas dokuları, fazla metal içermeyen bölümler daha karanlık çıkarlar. İşte aynı bu mantıkla tablolara da bu X ışını görüntüleme uygulandığı zaman boyaların metal içerikli olanları bize daha parlak evet. görünüyor. Daha parlak görünenler ve daha karanlık görünenleri biz görebiliyoruz. Siyah beyaz bir görüntü elde ediyoruz. Evet. Bu görüntü sırasında en çok neler dikkati çeker? Mesela tablonun görünenin dışarısında başka bir tablo ile birleştirilmiş mi? Geçmişte örneğin sanatçı başka tablolar boyamış olabilir altına evet. ve biz bunu görebiliriz. Ya da tablo seneler içerisinde hasar görmüş olabilir. O hasarlar daha sonra restorasyon görerek doldurulmuş olabilir. Biz bunları siyah boşluklar halinde evet. X ışınları görüntülerinde fark edebiliyoruz. Peki bir ziyaretçi olarak merak ediyorum. İçeride kullanılan palitralar, renkler gösteriliyor. Evet. Onların analizi nasıl yapılıyor? Hangi rengin nasıl kullanıldığı analizi nasıl yapılıyor? Şöyle, bu da esasında birkaç tekniğin birden birleştirilerek verdiği bir sonuçtan ortaya çıkıyor. Boyaların çok küçük örneklerini alıyoruz. Yani milimetre kare boyutunda örneklerini alıyoruz. Bu örnekleri küçük kapsüllere yerleştiriyoruz. Bu kapsülleri mikroskop altında inceliyoruz. Evet. Mikroskop altında incelerken Raman spektroskopisi ve taramalı elektron mikroskobu dediğimiz iki tane esas teknikle bu tekniklerin sonucunu birleştirerek boyanın hangi pigmentten elde edildiğine bakıyoruz. Bu pigmentler her renkte aynı olmayabiliyor. Örneğin mavi rengi ele alalım. Evet. Her mavi renkte sanatçı aynı pigmentleri kullanmamış olabilir.
Biz bunları birbiriyle karşılaştırarak esasında bir veri tabanı oluşturuyoruz. Biz bu 6 tane tablo için bir veri tabanı oluşturduk ve Osman Hamdi kırmızı renkte hangi pigmenti kullanmış, işte sarı renkte hangi pigmentleri kullanmış gibi böyle bir veri tabanımız var. Peki biraz da bu serginin fikrinden bahsedelim mi? Sabancı Müzesi sanırım ilk defa böyle bir sergi yapıyor. Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Biz esasında bilimsel araştırmalar yapıyoruz. Evet. Çoktandır yapıyoruz. Bu sergi öncesinde de araştırmalarımız oldu. Ancak bu sergi özelinde çok güzel bir iş yaptık hep birlikte. Dünya Bankası Merrill Lynch projesiyle bir hibe aldık. Bu hibeye başvurduk ve çok kıymetli buldular. Bu hibenin verilme amacı Türkiye'deki kültürel varlıkların restorasyonu ve korunması amacıyla düzenlenen bir proje. O projeden hibe alarak biz birkaç kurum işbirliği yaparak bu bilimsel araştırmayı ortaya çıkardık ve devamında da sergi yaparak ziyaretçiye ulaştırmak istedik. Başka sanatçılarla da aynı çalışmaları yapmayı planlıyor musunuz? Bizim koleksiyonumuzda bir çalışma daha oldu buna çok benzeyen. Evet. Abdülmecit Efendi sergisi. Bu sergi sırasında da biz yine bilimsel araştırmalarımızı yaptık aynı miktarda. Eseri 6 adet Abdülmecit Efendi tablosuyla. Orada da çok enteresan bulgular ortaya çıktı. Sergi boyunca bütün bilgileri orada da yayınladık ve kataloğunda da yer verdik. Çok yakında Google Art projesinde de yer alacak. Bu sergiyi de Google Art projesinde görebilirsiniz, seyredebilirsiniz. Evet, ileride de başka sanatçılarla yapıyoruz. Bu keyifli röportaj için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sevgiler.